O öyle buyuruyordu. Ya Rabbi, Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır buyuruyordu. Rabbim bizi Ramazan'a ulaştırsın. Kadir gecesine ulaştırsın. Mevlam bizi 27. bu güzel hayırlı günün bereketinden mahrum etmesin. Ve dualarımızı Hazreti Muhammed'in, bu büyük peygamberin dualarıyla birleştirsin. Büyüklerin söylediğinden başka ne söylenebilir ki? Aramızda Hazreti Muhammed olmazsa aleyhissalatu vesselam, aramızda Kur'an olmazsa ne kıymeti olur? Dünyanın ne anlamı olur bana söyler misiniz? Aramızda rahmet olmazsa, aramızda merhamet olmazsa dünyanın ne kıymeti olabilir ki bana söyler misiniz? Evet, o en büyük zat Hazreti Muhammed. Öyle diyordu büyük İslam alimleri. Salihlerin bahsedildiği yere sekinet inermiş. Sekinet nedir sekinet? Sekinet rahmettir, berekettir, merhamettir. Eğer ki salihlerin bahsedildiği yere sekinet iniyorsa, alimlerin bahsedildiği yere bereket iniyorsa, peki ya Hazreti Muhammed'in bahsedildiği yere ne iner? Onun bahsedildiği yerde zakkum bitmez. Onun bahsedildiği yerde reyhanlar biter, sümbüller biter, güzellikler biter, rahmet adına olan her şey biter. Bir gün büyük sahabi Hazreti Ömer radıyallahu anh Kabe'de dostlarıyla beraber otururken, bir ah çekerken, yıllar öncesini, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'la Bedir'e çıkışını, Uhud'a gidişini hatırlarken öyle diyordu Hattab'ın oğlu, öyle diyordu Seyful İslam, öyle diyordu İslam'ın kılıcı, öyle diyordu peygamberden zarafeti öğrenen. Ey Kabe sen çok kıymetlisin. Ey Kabe sen çok şereflisin. Ey Kabe sen bütün peygamberlerin odak noktasısın. Sen hayatta ve kainatta olan her şeyden kıymetlisin. Sen Kabe'sin, Beytullah'sın. Sen Allah'ın evisin. Sen müminlerin, sadıkların, takva sahiplerinin secde ettiği yersin. Kabe sen çok büyüksün. Ama kasem ederim ki Allah'a, Hazreti Muhammed'in mübarek vücudunu örten toprak senden de daha kıymetlidir. Öyle mi? Evet öyle. Öyle olacak. Göreceksiniz. Mahşer günü göreceksiniz. Herkesin kendi günahlarına gözyaşı döktüğünde, heyhat dediği anda her şeye beyhudeymiş. Dünya sen ne kadar yamanmışsın dediğinde, günahların herkesin gözyaşı döktüğünde, anne evlattan, evladın babasından kaçtığı o çetin günde göreceksiniz. Yüce Allah tek bir kula müsaade edecek. Yüce Allah tek bir kula konuşması için müsaade edecek. Tek bir hatip konuşacak ve bütün insanlığa seslenecek. Göreceksiniz, o hatip de Hazreti Muhammed olacak inşallah. Her çağların en büyüğü olduğu gibi mahşerin de en büyüğü o olacak. Nasıl ki evet, nasıl ki 14 asır önce o konuşulduysa, nasıl ki bugün o konuşuluyorsa, göreceksiniz, gelecek İslam'ındır. Hep Hazreti Muhammed konuşulacak. Yeryüzü var olduğu sürece hep Hazreti Muhammed konuşulacak inşallah. Bir gün Kabe'deydi Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Mekke'de sıkıntılı günler, Mekke'de bunaltan günler. Hadi, fefirru ilallah, fefirru ilallah, Allah'a firar edin, rahmete koşun diye Ebu Kubeys dağında insanlığa seslendiğinde Hazreti Peygamber'e zulmedenler olacaktı. Çok teferruata girmeyeceğim, girilmesi gerektiği zaman girilir. Burası üniversite sırası değil, burası rahmetin konuşulduğu yerdir. Burası bilimsel konular konuşulmaz. Burası rahmetin konuşulduğu yerdir. Koca bir okyanusu bir bardakta arz edemezsiniz ki. Hazreti Muhammed'i anlatmaya en kuvvetli edebiyatçılar bile acziyet içinde kalmışlardır. Bir paragrafta, bir metinde onu izah edemezsiniz ki. Koca bir okyanusu bir bardakta arz edemezsiniz ki. Hatemül Enbiya, son peygamberden bahsediyorum. Hazreti Muhammed. Kabe'de oturduğu zaman, namaz kılarken yanına Ebu Cehil gelecek, cehaletin babası, şirk aristokrasisinin büyüğü gelecek Hazreti Peygamber'in yanına.
diyecek ki ey Allah'ın Resulü, kendince alay edecek, alay edilmesi gereken, hayatı boyunca rahmete gelmeyen şu adam işte, şu adam işte. Diyecek ki ey Muhammed, sen neye çağırıyorsun? Hazreti Peygamber diyecek ki ben bir olan Allah'a çağırıyorum, rahmete gel. Sen zina etme, içki içme, hainlik etme, fitne çıkarma. Her dönemin Nemrutları olur, her dönemin Firavunları olur, her dönemin Ebu Cehilleri olur. Fitne çıkaran Ebu Cehil'in yolundadır. Kur'an ve sünnet ikilemin dışına çıkan birisi ki hiçbir zaman rahmete karşı gelemeyecektir. Kur'an ve sünnette çelişen bir insandan hiçbir zaman hayır gelmeyecektir. Kim Hazreti Muhammed'e direnirse o kişi şerdir, beladır. Allah da onun üzerine bir bela gönderir. Hasret dünya ve ahira, dünya ve ahiretini hüsrana uğratır. Allah bizi hüsrana uğratmasın. Allah bizi Hazreti Muhammed'in yanından ayırmasın. Onun ismiyle haşretsin. Diyecek ki Ebu Cehil, bir olan Allah'a secde et. Ebu Cehil'in elinde taşlar var üstad. Der ki Ebu Cehil, Muhammed hadi bu taşlar senin adını zikretsin, ben de sana iman edeceğim. Hazreti Bey bakar ama çok derin bakar. Ama çok sert bakar. Belki Uhud'da, belki Huneyn'de bu kadar sert bakar. Belki Ebu Cehil o taşlar dile gelse ve Allah'tan başka ilah yok, Muhammed Resulullah dese iman edecek misin? Ebu Cehil der ki iman edeceğim Muhammed. Öyle mi diyecek? Mübarek iki parmağını kaldırır. Bismillah, Allah'ın adıyla der. Cebrail'in yardımıyla Ebu Cehil'in elindeki taşlar dile gelir. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Şüphe yok ki Allah'tan başka Rab yok. Sen Muhammed Allah'ın Resulüsün. Seni yalanlayan ebedi bir hüsran olur. Muhammed bugün Musa Aleyhisselam da hayatta olsa sana tabi olmak zorundaydı der. Bir taş bunu söylüyor. Ama taşlaşmış kalp de elindeki taşı atıyor. Dönüyordu Hazreti Peygamber'e. Siz farkında değilsiniz ey Mekke halkı. Bana büyü yaptı diyecek. Subhanallah ya Rabbi. Sen ne kadar halimsin ya Rabbi. Ne kadar sabırlısın ya Rabbi. Helakı hak edenlere sabrediyorsun. Anlatamazsın ki. Taşlaşmış bir kalbe ne anlatacaksın ki? Siz renkleri görmeyene renkleri anlatamazsınız ki. Tıpkı Habbab bin Erede yaptıkları gibi. Bir gün Allah'ın Resulü görüyordu Miraç'a yaklaşırken, Miraç'a adım adım geleceği güne gelirken, bir gün Habbab bin Eret'in yanındaydı radıyallahu an. Hazreti Peygamber'in yanına giriyordu Hazreti Habbab, çile çekmiş büyük sahabi. Öyle ya, bir İslam alimi öyle diyor cemaatine. Yıllar önce, asırlar önce yaşamış büyük bir zat. Der ki cemaatine, dünyada bir cennet var bir cennet. Dünyadaki cennete giremeyenler, ahiretteki o cennete giremeyecekler. Cemaat der ki üstad bu çok derin bir söz. Neymiş o dünyadaki cennet? Der ki İslam için, Kur'an için, Hazreti Muhammed için minarelerden ezan dinmesin diye zindanları göze almaktır. İslam için Kur'an'a, Kur'an için ateşlere girmektir. İşte der dünyanın gerçek şerefleri bunlardır der. Evet ahiretin gerçek şerefleri bunlar olacak der. Evet, Habbab bin Eret nasıl bir dert yaşardı biliyor musunuz? Ey eli öpülecek teyzem, ey eli öpülecek amcam, ey yolumda beraber gittiğim, Hazreti Muhammed'e iman etmiş temiz kardeşim, güzel kardeşim. Habbab bin Eret, Muhammed Resulullah dediği için Mekke'nin sert çöllerine yatırılır, vücudu ateşle yakılırdı. Yemin eder Habbab bin Eret der ki yıllar sonra vallahi der yemin olsun ki Allah'a bu ateş ancak vücudundan akan yağlarla sönerdi. Subhanallah ya. Allah'ın Resulü onun bu halini görünce Habbab nasılsın dediğinde ettehru kulluhu hakeza. Bütün bir zaman böyle ya Resulallah. Beni sana iman ettiğim için bana zulmediyorlar. Hazreti Peygamber der ki sabret Habbab. Gün gelecek
Daha güzel zamanlar gelecek. Gün gelecek Habbab. Bu beklediklerinizin hepsi olacak ama sabret. Bak senden önceki ümmetler arasında vücudu ikiye bölünenler vardı da döneklik etmiyorlardı. Habbab sözlerine rücu etmiyorlardı. Bir olan Allah'a muvahhid oluyorlardı. Secde ediyorlardı. Ne o? Çözülmeye mi başladınız? Habbab. Onların sıkıntı yaşamasındaki mesele neydi? Neydi bu güzel insanların suçları? Suçları rahmetten yanılmaktı. Suçları Allah'a secde etmekti. Suçları Muhammed Nebi'ye muhabbet beslemekti. Tek suçları buydu. Hep böyle olacaktır. Yeryüzü var olduğu sürece Müslümanların bütün imtihanı bu olacaktır. Ümmetçilik akidesi olduğu sürece, istişare edildiği sürece, birbirinize danıştığınız sürece hiçbir güç, hiçbir fitne oradan sıkıntı olarak çıkamaz. Hep hayır olarak çıkar. İllallah, fefirru ilallah, Allah'a firar edin, rahmete koşun diye Ebu Kubeys Dağı'nda insanlığa seslendiğinde Hazreti Peygamber'e zulmedenler olacaktı. Çok teferruata girmeyeceğim. Girilmesi gerektiği zaman girilir. Burası üniversite sırası değil. Burası rahmetin konuşulduğu yerdir. Burası bilimsel konular konuşulmaz. Burası rahmetin konuşulduğu yerdir. Koca bir okyanusu bir bardakta arz edemezsiniz ki. Hazreti Muhammed'i anlatmaya en kuvvetli edebiyatçılar bile acziyet içinde kalmışlardır. Bir paragrafta bir metinde onu izah edemezsiniz ki. Koca bir okyanusu bir bardakta arz edemezsiniz ki. Hatemül Enbiya son peygamberden bahsediyorum. Hazreti Muhammed. Kabe'de oturduğu zaman namaz kılarken yanına Ebu Cehil gelecek. Cehaletin babası, şirk aristokrasisinin büyüğü gelecek Hazreti Peygamber'in yanına. Diyecek ki ey Allah'ın Resulü, kendince alay edecek, alay edilmesi gereken, hayatı boyunca rahmete gelmeyen şu adam işte, şu adam işte. Diyecek ki ey Muhammed, sen neye çağırıyorsun? Hazreti Peygamber diyecek ki ben bir olan Allah'a çağırıyorum, rahmete gel. Sen zina etme, içki içme, hainlik etme, fitne çıkarma. Her dönemin Nemrutları olur, her dönemin Firavunları olur. Her dönemin Ebu Cehilleri olur. Fitne çıkaran Ebu Cehil'in yolundadır. Kur'an ve sünnet ikilemin dışına çıkan birisi ki hiçbir zaman rahmete karşı gelemeyecektir. Kur'an ve sünnette çelişen bir insandan hiçbir zaman hayır gelmeyecektir. Kim Hazreti Muhammed'e direnirse o kişi şerdir. Bu öyle buyuruyordu. Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan ayına ulaştır buyuruyordu. Rabbim bizi Ramazan'a ulaştırsın. Kadir gecesine ulaştırsın. Mevlam bizi 27. güzel hayırlı günün bereketinden mahrum etmesin. Ve dualarımızı Hazreti Muhammed'in, bu büyük peygamberin dualarıyla birleştirsin. Büyüklerin söylediğinden başka ne söylenebilir ki? Aramızda Hazreti Muhammed olmazsa aleyhissalatu vesselam, aramızda Kur'an olmazsa ne kıymeti olur? Dünyanın ne anlamı olur bana söyler misiniz? Aramızda rahmet olmazsa, aramızda merhamet olmazsa dünyanın ne kıymeti olabilir ki bana söyler misiniz? Evet, o en büyük zat Hazreti Muhammed. Öyle diyordu büyük İslam alimleri. Salihlerin bahsedildiği yere sekinet inermiş. Sekinet. Nedir sekinet? Sekinet rahmettir, berekettir, merhamettir. Eğer ki salihlerin bahsedildiği yere sekinet iniyorsa, alimlerin bahsedildiği yere bereket iniyorsa, peki ya Hazreti Muhammed'in bahsedildiği yere ne iner? Onun bahsedildiği yerde zakkum bitmez. Onun bahsedildiği yerde reyhanlar biter, sümbüller biter, güzellikler biter, rahmet adına olan her şey biter. Bir gün büyük sahabi Hazreti Ömer radıyallahu an Kabe'de dostlarıyla beraber otururken bir ah çekerken yıllar öncesini Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'la Bedir'e çıkışını, Uhud'a gidişini hatırlarken öyle diyordu Hattab'ın oğlu. Öyle diyordu Seyyi. Tıpkı Habbab bin Erede yaptıkları gibi.
Bir gün Allah'ın Resulü görüyordu Miraç'a yaklaşırken, Miraç'a adım adım geleceği güne gelirken, bir gün Habbab bin Eret'in yanındaydı radıyallahu an. Hazreti Peygamber'in yanına giriyordu Hazreti Habbab. Çile çekmiş büyük sahabi. Öyle ya, bir İslam alimi öyle diyor cemaatine. Yıllar önce, asırlar önce yaşamış büyük bir zat. Der ki cemaatine, dünyada bir cennet var, bir cennet. Dünyadaki cennete giremeyenler, ahiretteki o cennete giremeyecekler. Cemaat der ki, üstad bu çok derin bir söz. Neymiş o dünyadaki cennet? Der ki, İslam için, Kur'an için, Hazreti Muhammed için minarelerden ezan dinmesin diye zindanları göze almaktır. İslam için Kur'an'a, Kur'an için ateşlere girmektir. İşte der, dünyanın gerçek şerefleri bunlardır der. Evet, ahiretin gerçek şerefleri bunlar olacak der. Evet, Habbab bin Eret nasıl bir dert yaşardı biliyor musunuz? Ey eli öpülecek teyzem, ey eli öpülecek amcam, ey yolumda beraber gittiğim, Hazreti Muhammed'e iman etmiş temiz kardeşim, güzel kardeşim. Habbab bin Eret, Muhammed Resulullah dediği için Mekke'nin sert çöllerine yatırılır, vücudu ateşle yakılırdı. Yemin eder Habbab bin Eret der ki, yıllar sonra, vallahi der, yemin olsun ki Allah'a, bu ateş ancak vücudundan akan yağlarla sönerdi. Subhanallah ya. Allah'ın Resulü onun bu halini görünce, Habbab nasılsın dediğinde, ettehru kuyful İslam, öyle diyordu İslam'ın kılıcı, öyle diyordu peygamberden zarafeti öğrenen. Ey Kabe sen çok kıymetlisin. Ey Kabe sen çok şereflisin. Ey Kabe sen bütün peygamberlerin odak noktasısın. Sen hayatta ve kainatta olan her şeyden kıymetlisin. Sen Kabe'sin, Beytullah'sın. Sen Allah'ın evisin. Sen müminlerin, sadıkların, takva sahiplerinin secde ettiği yersin. Kabe sen çok büyüksün. Ama kasem ederim ki Allah'a, Hazreti Muhammed'in mübarek vücudunu örten toprak senden de daha kıymetlidir. Öyle mi? Evet öyle. Öyle olacak. Göreceksiniz. Mahşer günü göreceksiniz. Herkesin kendi günahlarına gözyaşı döktüğünde, heyhat dediği anda her şeye beyhudeymiş. Dünya sen ne kadar yamanmışsın dediğinde, günahların herkesin gözyaşı döktüğünde, anne evlattan, evladın babasından kaçtığı o çetin günde göreceksiniz. Yüce Allah tek bir kula müsaade edecek. Yüce Allah tek bir kula konuşması için müsaade edecek. Tek bir hatip konuşacak ve bütün insanlığa seslenecek. Göreceksiniz, o hatip de Hazreti Muhammed olacak inşallah. Her çağların en büyüğü olduğu gibi mahşerin de en büyüğü o olacak. Nasıl ki evet, nasıl ki 14 asır önce o konuşulduysa, nasıl ki bugün o konuşuluyorsa, göreceksiniz, gelecek İslam'ındır. Hep Hazreti Muhammed konuşulacak. Yeryüzü var olduğu sürece hep Hazreti Muhammed konuşulacak inşallah. Bir gün Kabe'deydi Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Mekke'de sıkıntılı günler, Mekke'de bunaltan günler. Hadi fefirru ilaladır. Allah da onun üzerine bir bela gönderir. Hasret dünya vel ahira, dünya ve ahiretini hüsrana uğratır. Allah bizi hüsrana uğratmasın. Allah bizi Hazreti Muhammed'in yanından ayırmasın. Onun ismiyle haşretsin. Diyecek ki Ebu Cehil, bir olan Allah'a secde et. Ebu Cehil'in elinde taşlar var üstad. Der ki Ebu Cehil, Muhammed hadi bu taşlar senin adını zikretsin, ben de sana iman edeceğim. Hazreti Bey bakar ama çok derin bakar. Ama çok sert bakar. Belki Uhud'da, belki Huneyn'de bu kadar sert bakar. Belki Ebu Cehil, o taşlar dile gelse ve Allah'tan başka ilah yok, Muhammed Resulullah dese iman edecek misin? Ebu Cehil der ki iman edeceğim Muhammed. Öyle mi diyecek? Mübarek iki parmağını kaldırır. Bismillah, Allah'ın adıyla der. Cebrail'in yardımıyla Ebu Cehil'in elindeki taşlar dile gelir. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Şüphe yok ki Allah'tan başka Rab yok.
Sen Muhammed Allah'ın Resulüsün. Seni yalanlayan ebedi bir hüsran olur. Muhammed, bugün Musa Aleyhisselam da hayatta olsa sana tabi olmak zorundaydı der. Bir taş bunu söylüyor. Ama taşlaşmış kalp de elindeki taşı atıyor. Dönüyordu Hazreti Peygamber'e. Siz farkında değilsiniz ey Mekke halkı. Bana büyü yaptı diyecek. Subhanallah ya Rabbi. Sen ne kadar halimsin ya Rabbi. Ne kadar sabırlısın ya Rabbi. Helakı hak edenlere sabrediyorsun. Anlatamazsın ki. Taşlaşmış bir kalbe ne anlatacaksın ki? Siz renkleri görmeyene renkleri anlatamazsınız ki.